Brikke amaldır silanış. Ne meldegene dediğim bu siz? Bunu birinci bölüm anıqlayan oğlum lan 1906 yılda Betson bilen Penner dediğim oğlum anıqlayan nohat üsümlüğünün çayıncı şekli ve gülünün rengi müstakil halde emez. Ben dedim kanunlar gelsin müstakil halde silanır. Doğru mu? Mesela nohat gülünün rengi. Kuşboy nohat. Bu müstakil halde emas, belki birikken halde emersilenişi mümkün ekerliğiyle ispatlaştı. Ne madegeni dediğim bu siz, mesela biz aldığın mevzularda medden kanunları esasen bilerdik ki, mesela bana birinci cümgamalaya karaması olmadı, ayyeni bu üçe halledirler. İkinci cümgamalaya karaması olmadı ise, belgeni bu üçe halledirler, cahleşerdi. Ona kadar deme yaptı şimdi. Birikken degeni, şu bitti kraması olmadı, A'geni bu üçe halledilerem, B'geni bu üçe halledilerem bir cüm kromosomada çoğulaşırız diye. Neme geldiğin bu ses bu bu A'geni bu üçe halledilerem yani bitti gen diyen mi doğru mu? Bir cüm gen diyen. Özü bitti kromosomada kaçı neşe geçe gen buladı? Köp buladı, kaçı buladı? Yüzlab, milab genler bo'ladi bo'lgan. Xromosoma ve genler hujayralar nasl apparatidir. Ularda yüzlab, milab genler bor deb bo'lgan. 8 sinf biologiya. Da, qilashmasan. Ana endi biz B genini 2-chi yugamalay xromosomada joylashgan qilib ishlardik. Endi unaqa qilmayapmiz. Birikkanda nargi mavzudan farq shuki, B genini ham biz shu birinchi yugamalar xromosomada joylashtirib olyapmiz. Endi bu yerda bunday qilaylik, A deb yozaylik. Mana A geni bo'yicha allellar xromosomani shu yerda bo'lsa, B geni bo'yicha allellar xromosomani shu yerda bo'ladi. Mustaqil holda irsiylanishdan farq shu. Endi shuni berilgan misoli bilan ko'radigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Masalan, endi bunu yanayam toluğra oryengen olim Amerikalik Thomas Morgan ve onu şagirdler. Drosophila meyve parçası tecrübe ötüzgen, Drosophila galana gösterdi. Nemi üçün bu parçada tecrübe ötüzgen? Bu parça hana haralatı 25-26 gradus bosa, her 10-15 günde köpeğe uğradı. Çatıştırış için, yani bana ev böyle F2 alış, şunu şunu de içeri oy. U o'tkizgan sharoitda pasha bosib ketgan. Hamma yo'q. Nima uchun? Chunki tez ko'payadi. Tez sharoit qilib qo'ysangiz, tez ko'payadi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Ikki xil belgisini olyapmiz. Masalan qarang, katta A geni pashani rangini kulrang bo'lishini ta'minlaydi, tana rangini kichkina A geni qora bo'lishini ta'minlaydi. Katta B geni kanatının normal uzunlukta buluşunu tamirleydi. Kiçkine B geni kalta buluşunu tamirleydi. Biz Mendel kanunları göre tahlil taştırıp görsek ne mi olur? Bana digedir zgotanı, digoma zgotanı sesini taştırıp görsek. Onda genetipik nispet boyunca 4'te 1 çıkardı, doğru mu? Yani iki belgesi boyunca, digedir zgotadan bitti. Birinci belgesi boyunca getiririz gut, ikinci belgesi boyunca gamaz gut resesiyden bitti. Birinci belgesi boyunca gamaz gut resesiyden, ikinci belgesi boyunca getiririz gutadan bitti. İkkala belgesi boyunca gamaz gut resesiyden bitti çıkar. Bu genetik nispat bir, bir, bir olur. Feratif nispat olayın olmasak, katta ve katta biz var bu geldik için birincisi kül rey, normal kadar. İkincisi katta ve kişine B bu geldik için kulrang kalta qanot. Uchinchisi kichkina A katta B bo'lganligi uchun qora normal qanot. To'rtinchisi ikkalasi ham kichkina bo'lganligi uchun qora nima kalta qanot deb bo'ladi. Ya'ni 4ta 1 chiqadi. Endi xuddi shuni Mendel qonunlariga asoslanmagan ekan dedi Morgan. Sababi chunki men xuddi shuni digitrizgotani gomozgotaresessivga, ya'ni ikki belgisi bo'yicha belgisiga qarayapti-da u endi. Çatıştırsam 4'te çıkmadı, 2'te çıktı diye. Bana bu, tola bir kişi. Ne demek yani? Mesela digitiriz gotali erkek paşa, digomuz gotali sesi vurgaç paşaya çatıştırırsa
Bundan kamyon tosiyim o bitta kanama samon bu geldiği için katta katta bu bitta düşer. Kişine kişine bu ikide düşer. Getiriz gota da ikide kamyon da düştü. İkinci tane kişine kişine bu da bitta düşer. F1 olsa ilk elmanı, F1 olsa yani pahalı ile oluyken bu sey. Birincisi kül, digetiriz gota buladı. Küdürer. Nerma kanalı. İkincisi kora kalda kanalı. Ota ona yoksa gelmeyen izmir çıkar. 50 faizden çıkıyor. Mana xuddi ash tajriba o'tkizdik. Faqat bu demak birikkan holda ekan. Shuning uchun bundan 250 kelib chiqyapti. Mana uni chiqardi 25% dan chiqardi. Birikkanligini isbot bu. Tushunarligi? Endi tasdiqlayotgan pashshani genotipi getirizgota erkak pashsha bo'lsa, to'la bir kishi bo'lib shunaqa ikkita chiqardi. Lekin getirizgotali pashsha urg'och pashsha bo'lsa, bu urg'och pashshadan gamida 4 ta chiqadi. Doimgi ssenariy bo'yicha katta katta bir, kichkina kichkina bir. Bundan tashqari katta kichkina bir ham chiqadi. Nima u? Qanday hozir bo'ldi desiz? Bu urg'och pashshada meyoz 1ni profazasida xromosomadagi genlarning o'xshash qismi xromosomani o'xshash qismi almashadi. O'xshash qism degan xromosomalar qismida gen borligi. Genlar ham almashiladi. Crossing yo'lida almashiladi. Endi bu yerda B geni aynan shu joyda joylashgan bo'lsa, ha, masalan bitta belgini yuzaga chiqaruvchi B genlari ikkita xromosomani bir xil joyida, ya'ni bir xil lokusida joylashgan bo'ladi. Almashdimi? Demak, xuddi shu belgini yuzaga chiqaruvchi gen bilan almashadi. Allel genlar o'zaro almashadi. Tushunarli bo'ldim? Endi shuni hisobiga crossing overga uchragan gametalar ham chiqadi. Bunday gametalarni va ulardan hosil bo'lgan organizmlarni crossoverlar deymiz. Crossing overga uchramagan gametalar va ulardan hosil bo'lgan organizmlarni no crossoverlar deymiz. Tushunarligi? Crossing overga uchraganlarni katta A, kichkina B maqobat qo'ydik. Keyin kichkina A, katta B crossing overga uchraganlar. Endi drozofila pashasida yozib chiqadigan bo'lsak, 4 xil organizm chiqadi. Birinchi ikkitasi ota-onaga o'xshagan, xuddi to'la bir kishidagidaqa. Ikkinchisi ota-onaga o'xshamagan, kulrang kalta. Keyingisi qora normal chiqadi. Bu krasinga o'rga uchraganlar ikkita hozir bo'ldimi? Krasinga o'rga uchramaganlar ham ikkita hozir bo'ldi. Krasinga o'rga uchramaganlarning foizi 83%. Crossing overga uchraganlarning foizi esa 17% chiqadi. Bo'lsak 8.5%dan, mana uchramaganlarga esa 41.5%dan bo'ladi. Ikkovga teng ikkitadan. Bo'lsak. Endi crossing over foizini qayerdan bilib olgan deydigan bo'lsangiz, shu nechta chiqqanligiga qarab bilgan. Endi shu nechta chiqqanligiga qarab turib, Morgan crossing over foizini bilib olgan. Demak, mana shu crossing overga uchragan deb olgan. Crossing over foizi genlar orasidagi masofaga teng. Nima uchun desiz? Masalan, mana shu genlarning orasidagi masofa crossing over uchradi, to'g'rimi? 17 marganoidaga teng. Marganaga emas. Nimaga ekan? Marganoidaga. Xo'p. Nechta marganoida bo'lsa genlar orasidagi masofa crossing over foizi ham qancha raqam? 17% tushundinglar? Masalan, genlar orasidagi masofa yaqin. Bir marganoida desa, crossing over foizi ham 1%. Crossing over uchramaganlar esa 99% bo'ladi. Tushundinglar? Endi bu yerda mana 17% 8.5% tushunarli. Endi masalan, har bir savollar beriladi, savollarda. Nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, mana bu birinchi ota-onaga o'xshaganlardan 83 ta chiqdi. Son jihatdan olyapsiz, pashshalar. Ya'ni kulrang normaldan 83 ta, qora kaltadan 83 ta chiqdi. Endi crossing overga uchragan organizmlar. Kulrang kaltadan 17 ta, qora normaldan 17 ta chiqdi. Jami ko'rsangiz 200 ta, ya'ni men bular har birini 2 barobar oshirib olyapman. 100 ta emas, 200 ta qilib turib. Tavozi qo'ysangiz 200 ta chiqyapti. 200 tamiz bu 100%. Qilsak, krasinga o'rga uchraganlarni qo'shamiz. 17 17 nechchi? 34. 34
topsak 17 foiz chiqyapti. Keling tezroq mana barcha narsani oldiga qo'yib, tezroq o'tiring. Aytdim javob. O'tiring. Tushundinglarmi? Endi savol tug'iladi. Aynan masalan men ma'lum foizlari yo'q, mana 17 foiz kirasingga uchragan demayapman. Ha? 34 aynan kirasingga uchraganligini qayerdan bilamiz? To'g'rimi? Mana shu kam birinchidan kam sonliklari chiqyapti deb mana shu kirasingga o'g'ir degan. Kam sonliklar kirasingga o'g'irga doir bo'ladi. Ikkinchidan ota-onaga o'xshamaganlari kirasingga o'g'ir. Mana ota-onaga o'xshaganlari bu kulrang narsa. Katta-katta birisi bor. Mana ota-onaga o'xshaydi. Ota-onaga o'xshamaganlardan kirasingga o'g'ir. Aşağıdan bir olamız. Şunlarla bir oldum. 17 faiz çıkardım. Başka masalardan şuna kadar verip koyalım. Yerini karayın. Gamete olayken de bir bana çatıştır yapın. Katta adı keyin yazı yapın. Ben de yazım yapın. Olduğun gibi narsalarda biz katta adı misallarda katta adı olduğun yazı olardı. Doğru mu? Ne için buna kakalı yap? Sebabı misallarda mesela bana bu çatıştırlayarken organizmde dominant genlerde birinin otasından ikincisini onasından olgandir beradi. Shuni yapsin. Bu degani gametalar o'zgarib ketadi. Katta birni bu yoqqa yozsak bo'lmaydi. Shuni yapsin. Mana bu otasidan olgan degani mana bu xromosoma juft gamalaya xromosoma bo'lsa, o'zi har bir organizmda bittasini otasidan olgan bo'ladi xromosomasini, to'g'rimi? Ikkinchisini onasidan olgan bo'ladi. Shuning uchun bunday bo'ladi. Agar dominant genlarni ikkalasini ham otasidan yo onasidan bittasini aytgan bo'lsa mesela otasını alıyorum dediğin olsa iki oyuna merkez olmaz. Şöyle bir oldu mu? Maşin asalarında şimdi bunda katta adı kurmatı yok kurulur. Birinci yazmıyız. Bana şu birikken oldu. Ne nasıl birikken? Siz bana şu bana birik yaptı bana. Tekrar sonra. İki tek indi yaz yaptı. Şunusu birikken. Yani birikken güluk degen narsa var. Bunu şunu da şunu alıyorum. Mesela nokattı. 14 tekrar olmaz bu. 14 ta xromosomasi bor. Juft xromosomalarni, ya'ni o'sha yarimini deb olasizmi? Siz birikkan guruh deb olaveraysiz. Ya'ni, demak, birikkan guruhning nechta ekasi 7 ta. Tushundinglarmi? Mana shunaqa deb tushunib olaveraysiz. Yo'yinki Makka jahonida 20 ta xromosomasi bor. Birikkan guruhi nechta ekan? 10 ta. Odamda birikkan guruhi nechta bo'ladi? 23 ta. Drosofilada xromosomasi 8 ta xromosomasi bor. 4 ta birikkan guruh. Mana shunaqa deb o'ylab olasiz. Tushunarli bo'ldimi? Shu birikkan mavzudan birikkan holda irsiylanish. Asosan mana bu krasinga o'g'irga uchraganlardan savollar tushadi. Ko'pchilikni chalg'i degan narsa ham shu. Tushunarli bo'lyaptimi? Bu masaladan ko'p tushganligi uchun alohida qo'yib oldik. Endi masala ishlab ko'rasizlar. Bo'laradimi? Yozib olinglar birinchi.